kültürel ve bilgilendirici içerikler için Doğru Yöndeki kanalınız televizyona hoş geldiniz. Türkiye'nin batısından doğusuna yolculuğumuza başlarken hakkında araştırmalar yaptığımız Kars'ı gezip görmek için bayağı bir heyecanlanmıştık. Güneşin doğduğu kent Kars. Öyle güzel ölürüm artık beyaz uykusuz uzakta. Kar çocukların da Kars'ı, ölülerin yan karda, donmuş gözlerimin arası. Kars için yazılmış en güzel şiirlerden biri olan bu şiir, Cemal Süreya kaleme almıştır. Sizlere Kars'ı anlatmaya geçmeden önce bu şiirin ilginç hikayesinden söz etmek isterim. Cemal Süreya, Paris'te yaşarken gece otel odasında bir şiir yazar. Adı da Kars'tır. Ne ilginçtir ki Cemal Süreya Kars'ı görmemiştir ve üç dünyasındaki şehrin manzarasını kaleme döker. Daha sonra Kars'a gider ve ikinci bir şiir yazar. Fakat bakar ki görmediği bu masalsız şehir için ilk yazdığı şiir daha güzeldir ve daha heyecan vericidir. Bu yüzden ikinci şiiri yırtıp atar. İşte Kars böyle bir şehir. Öylesine zengin kültür çeşitliliği, zengin mimarisi ve birbirinden güzel manzaraları var ki görmeden kendisini hayran bırakabiliyor. Sizlere daha önce Kars Kalesi'ni, hani antik kentini, susuz ve şelalesini, Malakanları anlatmaya çalışmıştık. Bu defa Kars'ın merkezini ve gezip görülmesi gereken önemli mekanları aktarmaya çalışacağız. Kars denince akla tabii ki de birçok şey geliyor. Bal ve peynir. Bal ve peynir de bu kentin önemli simgeleri arasında yer alıyor. Kentin neresine giderseniz gidin, caddelerde çokça peynir ve bal dükkanları göreceksiniz. Özellikle merkeze bağlı Boğatepe Köyü çok önemli bir detay saklıyor. Kars'ın meşhur peynirlerinin ilk yapılmaya başlandığı yer ve üstelik Türkiye'nin ilk peynir müzesi burada bulunuyor. 93 Harbi sonrasında Malakanlar Ruslar tarafından Kars'a eleştirilmiş ve yaylalık olsun diye Boğatepe Köyü tahsis edilmiştir. Malakanlar Rus çarı Deli Petro'nun çeşitli uygulamalarına karşı çıkan ve Molukanizmi bir hayat felsefesi olarak kabul eden insanlardır. Rusça'da Moluku, süt, Molukansa süt içen anlamına geliyor. Çünkü Rusların inancına göre haftada sadece 2 gün süt içme geleneği vardır. Fakat Malakanlara göre süt haftanın her günü içilebilir. İşte Malakanların bu süt isyanı hikayenin sonuna bize gravyer peynirini armağan ediyor. Kafkas Cephesi, Harp, Tarihi Müzesi. Müze 1877 ile 1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kars'ın savunulması için yapılan 46 tane tabyadan biri olan ve bu savaşta çok sert ve kanlı çarpışmalara sahne olduğu için kanlı tabya olarak anılıyor. 5 Temmuz 1928 gecesi Rusların yaptığı baskında 500 asker şehit olsa da kahramanca çarpışan askerlerimiz Rus birliklerine 4000 kayıp verdirmiş, o geceden sonra kanlı tabya olarak anılmaya başlayan tabya, kahraman Mehmetçiklerin anılarına saygı için müzeye dönüştürülmüştür. İnteraktif özellikle kurulan müzede, 1. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda Kafkas cephesinde meydana gelen savaşlardan günümüze kadar ulaşan Kars'a ait etnografik malzemeler ile savaşlarda kullanılan silahlar ve yakın tarihimizi belgeleyen taşınır kültür varlıkları sergileniyor. Askerlerin revir, ameliyathane ve mutfak bölümlerinin aslına uygun olarak düzenlediği müzede yaralı, ameliyat edilen koğuşların da olduğu ortamlar, görsel efektler, interaktif kurgular ve ses efektleriyle güçlü bir duygusal atmosfer oluşturuyor. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı. Ortakapı Mahallesi'nde yer alan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen Osmanlı dönemi yapılarındandır. 1877 ile 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda
yani 93 Harbi'nde ordu komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa tarafından bir süre karargah binası olarak kullanılmıştır. Konağa girerken dikkatimizi çeken ilk şey kapısında birbirinden farklı iki tokmağın bulunması. Nedeni ise bilindiği üzere Osmanlı döneminde haremlik, selamlık vardı. Dolayısıyla normal aile içi yaşamda kadın erkek iç içe ve bir arada yaşar. Dışarıdan gelen misafirlerin kadın mı erkek mi olduğunu anlaşılabilmesi için bu iki farklı biçim ve seste tokmak kullanılmıştır. Giriş kısmında Karslı ozanların ve aşıkların fotoğraflarının olduğu oturma salonu bulunuyor. Konağın üst katı hatıra evi olarak ziyarete açılmıştır. Ve ikinci kata çıkıldığında Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın bal mumu heykeli ve dönemin Osmanlı haritalarının olduğu bir oda bulunuyor. Hemen yan odada savaşlarda üstün başarıları ve cesaretiyle bilinen Kars'ın geri alınmasında büyük rolü olan Halit Paşa'nın bal mumundan heykeli ve savaş haritası bulunuyor. Bu arada Halit Paşa ile ilgili ilginç bir detaydan bahsedelim. 1925'te vefat eden Halit Paşa'ya 1934'te çıkan soyadı kanunuyla Kars'ı alan soyadı veriliyor. Diğer bir odadaysa yine önemli bir zata atfedilmiş. Cihangirzade İbrahim Bey. Yine kendisine ait bal mumu heykeli bulunmaktadır. Cihangirzade İbrahim Bey tarihte önemli bir isimdir. Çünkü dünyada kurulan ilk Türk Cumhuriyeti olan Kars Demokratik Cumhuriyeti'nin başkanlığına seçilen önemli bir şahsiyet olarak tarihe geçiyor. Fethiye Camii. Eski adıyla Alexander Nevski Kilisesi. Bölgenin en eski yapılarından biridir. 1885 senesinde inşa edilmiş ve Kars merkezde yeni mahallede bulunuyor. 1921 Türk-Ermeni cephesinden sonra bazı kamu kurumları tarafından bir süre kullanıldıktan sonra kilise Fethiye Camii'ne çevrilmiştir. Dikdörtgen planlı olan yapı açık ve koyu kahverengide tüf taşında yapılmıştır. Pencereler üzerinde yuvarlak kemerli alınlık, üçlü yonca yaprağı biçiminde düzenlenmiştir. Çatı üzerindeki detay yine Baltık tarzı yapılarda görülen ve içerisinde yuvarlak kemerli olarak düzenlenmiş üçlü pencere sistemiyle bir aydınlatma alanı olarak göze çarpıyor. Bizler Serhat Şehri Kars'ı gezip araştırmaya ve gördüklerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye kanala abone değilseniz abone olarak değerli yorum ve önerilerinizle bizlere destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize selam ve saygılarımızla.